Felsefenin temel konuları ve problemleri. Varlık felsefesi. İnsan düşünebilen bir varlıktır. Kendini ve evreni anlama, açıklama çabası insanı düşünmeye yönlendirir. Düşünme sonucuyla farklı fikirler ortaya çıkmış ve varlığı sorgulamaya yönelik felsefi bir alan oluşmuştur. Biliyorsunuz ki ilk çağda Yunanistan'da felsefe öncelikle varlık konusunu, varlığın ana maddesinin ne olduğunu ele alarak kurulmuştu. Bilime göre varlık, her bilim dalı varlığın kendisini ilgilendiren kısmı ile ilgili yönünü ele alır. Felsefe açısından varlık da genel anlamda varlığın ne olduğunu sorgular. Yani bilime göre varlığın var olup olmadığı bir problem değildir. Felsefeye göre ise varlık bir problemdir. Ontolojide varlık temel bir töze indirgenmek istenir. İndirgenen töz madde ve idea cinsinden olabilir. Burada ontolojinin kelime anlamının varlık bilimi olduğunu bilmekte fayda var. Metafizik ise varlığın arkasında yer alan amaçları, doğaüstü varlık ve olayları, tanrı ve sonsuzluk gibi kavramları ele alır. Bu kısımda da metafizin kelime anlamı fizik ötesidir. Bunu da bilmekte fayda var. Çünkü metafizik dendiğinde, yani fizik ötesi dendiğinde gerçekten birazcık daha doğaüstü, birazcık daha mistik konuların ele aldığını bilmek gerekiyor. Varlık felsefesinin temel soruları. Varlık var mıdır? Varlık nedir? Varlığın anlamı nedir? Varlığın ana maddesi nedir? Varlık bir midir, çok mudur? Varlık durağan mıdır, değişken midir? Bu nitenin ilerleyen zamanlarında bu sorulara filozofların farklı cevaplarının olduğunu ve bu doğrultuda farklı akımların ortaya çıktığını göreceksiniz. Varlık felsefesinin temel problemleri. Varlığın varlığı, varlığın ne olduğu, varlığın anlamı, varlığın ana maddesi, varlığın niceliği, varlıktaki değişim. Varlık felsefesinin ilk problemi varlığın var olup olmadığı düşüncesidir. Varlık yoktur ve varlık vardır şeklinde ikiye ayrılarak problem ele alınmaktadır. Varlığın var olmadığını ileri süren anlayışlar. Nihilizm ve taoculuk. Nihilizm yani hiççilik. Hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Yani varlığın gerçekliğine ilişkin bilgilerimiz birer sanıdan ibaretmiş. Temsilcileri sofist Gorgias ve Nietzsche'dir. Gorgias'a göre hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, bilinse de aktarılamaz. Yani Gorgias hem varlığı hem de onun bilgisini inkar ediyor. Nietzsche'ye göre ahlaki değerler ve ilkeler yoktur, insan varlığı reddetmelidir. Taoizm yani taoculuk, dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüştür. Temsilcisi Lao Tse'dir. Lao Tse'ye göre Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonsuz olan akıldır. Bu özellikler varlığı yokluğa indirgemektedir. Varlığın var olduğunu savunanlar yani realizm, varlığın niceliği ile ilgili görüşler, nicelik burada sayılabilen demek biliyorsunuz. İlk görüşümüz monizm yani tekçilik. Monistlere göre varlık tek bir unsurdan meydana gelir. Örneğin Thales'in suyu, Herakleitos'un ateşi. İkinci görüş dualizm yani ikicilik. Varlık iki unsurdan meydana gelir. Örneğin Descartes'in ruh ve maddesi gibi. Pluralizm yani çokçulukta varlık birden çok unsurdan meydana gelir. Örneğin Empedokles'in hava, su, ateş, toprağı gibi. Varlığın mahiyeti yani özelliği. Varlık oluştur yani oluşçuluk. Tüm varlıklar oluş, akış ve değişim içindedir. Evrende sabit, duran ve statik hiçbir şey yoktur. Temsilcileri Herakleitos ve Whitehead'dir. Herakleitos'a göre her şey sürekli bir değişim, bir oluş içindedir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ana maddesi ateş olduğu için her şeyin ateş gibi devamlı değişim içinde olduğunu düşünür. Yani burada aslında varlık canlı bir organizmaya benzetilir. İpucu. Herakleitos oluşu maddi dünyanın yapısında bir şey olarak düşünerek diyalektiğin temellerini atmıştır. Whitehead'a göre
var olanlar birbirleriyle bağımlı ve birbirleriyle ilişkilerinden oluşan sonsuz bir bağdır. Evren canlı bir oluştur. Varlık ideyadır, idealizm. Bu yaklaşıma göre gerçek varlık düşünsel olandır. Gerçek varlık zihinsel ve soyut kavramlardır. Bu yüzden dolayı beş duyu organımızla değil, akıl ve düşünceyle kavranır. Temsilcileri Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel'dir. Platon'a göre varlık, birbirinden farklı iki evren vardır. Birinci evren idealar, ikinci evren de fenomenler evrenidir, yani duyular evrenidir. İdealar evreninde asıl varlıklar vardır, zamana ve mekana bağlı değillerdir ve soyut varlıklardır. Fenomenler evreni, yani duyular evreninde ise duyu organları ile algılanabilen, değişen ve zamanla yok olan ve nesneler evrenidir. Aristoteles'e göre varlık, gerçek varlık maddelerin özündedir. Bakın burada hocası Platon'dan biraz görüşleri ayrılmış oluyor. Duyularla algılanan her şey biçim kazanmış maddelerdir. Madde-form ilişkisi dört temel neden ile açıklanır. Maddi neden, yani varlığı meydana getiren maddenin ne olduğunun bilinmesi. Bir masa örneğine yer alacak olursak, o masa tahtadan yapılmışsa, o masanın ham maddesine bakmak gerekiyor. Yani ağaç diyebiliriz. Formel neden de ise varlığın şeklinde nasıl olduğunun bilinmesi. Örneğin o masa dikdörtgen veya kare şeklinde ise onun biçimini dile getirebiliriz bu şekilde. Fail nedense varlığı varlığa getirenin kim olduğunun bilinmesi. Yani bizim örneğimizde bu bir marangozdur, değil mi? Onu yapan kişi. Ereksel nedense varlığın hangi amaç için meydana getirildiğinin bilinmesi. Örneğin bizim masamızın üstüne kitap koyabiliriz, defter koyabiliriz. Bu da onun amacını gösterir. Farabi'ye göre varlık. Varlık özü bakımından ikiye ayrılır. Olanaklı varlık ve zorunlu varlık. Zorunlu varlık kendi kendinin nedenidir. Örneğin Tanrı. Olanaklı varlıksa bir nedene dayanır. Hegel'e göre varlık. Var olan tek şey Geist adını verdiği mutlak ruhtur. Geist sürekli bir oluş ve evrim içindedir. Bu evrimin mantığı diyalektiktir. Bu temelde diyalektik idealizm üç aşamalı bir ilerleyiştir. Bakın burada yine varlık soyut bir temelde ele alınmış. İpucu, diyalektik idealizm, düşüncenin ve varlığın üçlü adımlarla değişip, gelişip, ilerleme sürecine, varlığın diyalektik değişimine ve ilerlemesine verilen addır. Yani tez, antitez ve sentezden oluşur. Varlık maddedir. Yani buna maddecilik veya materyalizm de diyebiliriz. Varlığın temelinde madde olduğunu öne süren yaklaşıma materyalizm, yani maddecilik denir. Bu yaklaşıma göre tüm varlıklar maddesel bir tözden meydana gelmiştir. Düşünce maddenin bir yansımasıdır. Yani bir önceki konuda varlığın soyut bir temeli vardı, şimdi somut bir temeli olacak. Materyalizmin iki türü vardır. Bunlardan ilki mekanik materyalizmdir. Bu görüşü savunan üç filozoftan bahsedeceğiz. Ki bu üç filozof aynı zamanda ÖSYM'nin sıkça kullandığı isimlerdir. Bunlardan ilki Demokritos, yani varlığın kaynağı bölünmez ve değişmez nitelikteki atomlardır diyecek. Hatırlayın zaten ilk bölümdeki arke probleminde bahsederken Demokritos'un da arkesi, yani ilk nedeni atomdu. Delametri'ye göre maddeden bağımsız bir ruhtan söz edilmesi mümkün değildir. Tüm varlık süreçleri organik yaşamın ürünüdür. Thomas Hobbes'a göre varlığın ana maddesi hareket halindeki maddedir, yani cisim. Bakın üçü de evreni bir makineymiş gibi gösteren görüşlere sahip. İkincisi diyalektik materyalizm. Bunun da en önemli savunucusu Karl Marx'tır. Ona göre evren sürekli değişim içindeki maddesel bir yapıdır. Maddenin değişimi diyalektik bir süreçte olur. Yani tez, antitez ve sentez. Bakın Hegel'in diyalektik düşüncesini değiştirip materyalizmin içine koymuş. Varlık hem madde hem ideadır. Yani dualizm. Hatırlayın, dualizm zaten ikicilik demekti. Buradan aklınızda kalabilir belki varlığın iki nedenden oluştuğu. Varlığın özce, yapıca birbirinden farklı iki tözden oluştuğunu savunan yaklaşımdır. Az önce de söylediğim gibi. Temsilcisi Descartes'tir. Yani varlık
hem düşünce hem de maddeden oluşuyor. Daha detaylı inceleyecek olursak Descartes'in varlık görüşüne biraz bakalım. Burada varlığın iki sonlu tözü vardır. Ruh ve madde. Ruh yer kaplamaz, düşünür ve hisseder. Madde ise yer kaplar, düşünmez ve hissetmez. Bakın ikisi de birbirine zıt. İpucu, Descartes'in varlık görüşü Kartezyen felsefeyi oluşturmaktadır. Kartezyen felsefesi, zihnin bedenden ayrılığı ve zihinsel tözün maddi tözden özgür olması durumudur. Son olarak da varlık fenomendir. Varlıkları duyu organlarımızla algıladığımız özelliklerinden soyutlayarak onların özlerine ulaşabiliriz. Temsilcisi Husserl'dir. Yine detaylı olarak bakacak olursak Husserl'e göre varlık, değer yargılarından arınıp paranteze alma yöntemini kullanarak varlığın özüne ulaşılır. Bunun için en iyi yöntem fenomenolojidir. Fenomenoloji, fenomen üzerinde gerçekleştirilen sorgulama ve araştırma çabasıdır. Yani bir şeyin özünü anlamak için o şeyi, o şey yapan şeye ulaşmak gerekir. Gelelim terimlere, yani kavramlara. Akıl yürütme, kavramlar arasında çıkarım yapabilmedir. Arke, ana madde, yani töz. Bilgelik, doyurucu bilgidir. Bilgi, insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen addır. Eleştiri, sunulan bilgiyi değerlendirmedir. Nesnel, herkes için aynı olandır. Obje, yani nesne demek, bilgi de pasif olandır. Öznel, kişisel bakış açısıdır. Süje, özne demek, yani bilgi de aktif olandır. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.